Herkese merhaba. Taşay Makine YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda bir kutu açılımı yapacağız. TOGI MK1919. Hem makinenin içinden neler çıkıyor hem de makinenin hikayesine bundan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle kutumuzu açalım. Sohbete, muhabbete sonra devam ederiz. Şimdi kutunun etrafında her yeri bantlamışlar. Niye bantlamışlar bilmiyorum ama bütün kutularda yan kenarlarına bile ekstra bant çekmişler. Neden bilmiyorum. Yani şu serilerin hepsine bant çekmişler. Kutu bayağı heybetli. Makinenin kendi ağırlığı yaklaşık 10 kilo. Kutuyla beraber aksesuarlı ağırlığı 13 kilogram. Yani 9.8 kilogram. Ben düzledim, 10 kilogram yaptım makinenin kendi ağırlığını. Yani makinenin ağırlığı demek, sarsıntısı da minimuma iniyor demek. Şimdi bizi otomatikman kullanma kılavuzu karşılıyor. Türkçe kullanma kılavuzu var. Türkçe kullanma kılavuzu var. Ben getirttirdim, adama böyle getirttirdim. Türkçe kullanma kılavuzu karşılıyor bizi. Sonra üst kapağını açıyoruz. Üst kapağında bir dahili fire kabı var. Kesilen kumaşların içine dolmasını sağlanan parça var. Makineye son çıkaracağım. Böyle bir aksesuar kutumuz çıkıyor. Box çıkıyor. Daha önce benim videolarımın hepsini izleyenler bu tarz bir kutunun nasıl açıldığını benzer bir modelde görecekler zaten. Aynı makine olabilir mi diyecekler. Bir tane dahili uzatma tablosu çıkıyor, çene. Güç kablosu çıkıyor. Pedal çıkıyor. Güç kablosu ve pedal çıkmasının ayrı ayrı sebebi bu bir elektronik overlock. Yani dandik, ucuz, ıvır zıvır bir overlock değil. Kaliteli bir overlock'un replikası diyelim size. O yüzden iki parça elektronik bir overlock bu. Yani elektronik fonksiyonları var. Uzatma tablasıyla işimiz yok. Bunu da koyalım buraya. Yavruyu çıkarttım. Hadi çıkarttım buraya yavruyu. Şu diğer malzemelerin içine atalım da başı dolaşmadan. Koydum. Burayı temizliyoruz. Bir de aksesuar box'ı çıkıyor içinden. Şöyle aldım bunu. Şöyle kapağını açtım. Telefona bakayım, dönüyor. Gördüğünüz gibi bir yerden gözüm ısırıyor diye. Bir şeye benziyor ama. Ya bu overlock'u adam üretmiş. Ben bunu yaklaşık 2,5 sene önce gördüm. Bu 2,5 sene önce üretilmiş bir overlock değil. Bu 2024 6. ayda üretilmiş bir overlock. Yeni o model yani. Gördüm kataloğunda. Ya dedim, bu bizim o bir overlock'a benziyor. Başka bir firma kopyasını yapmış. Çinli kopyalamış. Göğsümü gere gere Çin malı derim abi. Anladın? Çin malı çünkü. Ama ona göre de parası var. Aksesuar kutusunun içerisinde neler çıkıyor? Onlara da göz atalım beraber. Aksesuar kutusunda neler var? Bu ufak makaraların sağa sola kaymasını engelleyen makarası toplayıcı var. Overlock ipliklerinin dökülmesini, ama overlock iplikleri dememin sebebi şu: 120 numara dikiş ipliği. İp bittiği zaman böyle bir dökülür, kendini salar ya. Ondan böyle geçirme filesi. Hizalama mandalı var içerisinde. Plakaya takıyorsunuz, dikiş mesafesini ayarlıyorsunuz. Hizalama mandalı var. Bir tane iğneden iplik geçirmeniz için tel parçası var. Hani o görmeyenler için var ya. Gerçi bunu delikten geçiren ipliği de geçirir. Bir tane yedek bıçağımız var. Üst bıçak. Bir tane de yedek koymuşlar içine. Bir tane yağ koymuşlar. Yaklaşık 10 miligram. Yani gönlü de bol. Bir tane plaka falan sökmek için bir tornavidası var. Bir tane kör dikiş lüperi, tokatlama lüperi parçası var. Bir tane de tornavida koymuşlar. Yani anahtar koymuşlar. Herhalde 5 ya da 6'dır. Tam da ölçü veremeyeceğim yani benim gözümle. Benim gözüm kumpas değil. Kumpas bir ölçü aletidir. Ablalar da bunu bilsinler. Şimdi gelelim makinenin özelliklerine. TOGI yerli bir marka. Dediğim gibi ben bu overlock'u gördüm. Dedim abi, bunu biz getirelim o zaman. Başka bir firma da getirecekti. Firmayla biz iletişime geçtik. Çünkü bunu başkasına kaptırırsam hasetimden çatlardım bak videoda. Yani makine o kadar hoşuma gitti ki bunu bir başkası getirseydi, bak açık açık söylüyorum, hasetimden çatlardım. Çünkü dünyada üreticiler bir. Bakın şuraya koyuyorum.
aynı overlock'u Türkiye'de şu an 5 farklı marka sadece yerli olarak Suriye'ye getirip satıyor. Bak burada gördüğünüz markaların baş harflerini koydum. Fiyatlarını da yazdım altına. Herkes kafasına göre getiriyor. Kalitesini geçtim. Zaten kaliteli değil. Tamam mı? Yani Z ile başlayan var ya baş harfi. Heh. Ondan ben sattım. İlk Türkiye'ye geldim. Misal ben sattım. Ya 10 tane makinenin 9'u da arızalanır mı be kardeşim bir ay içerisinde? Ben sattım diye de adam benden al diyecek, kaliteli bir şey sanıyor. Ben sana güvendim aldım diyor. Ben de getirene güvendim sattım. Dedim abi tövbe, almıyorum da satmıyorum da bundan sonra. Bu gördüğünüz bu markaların hepsi aynı zaten. Tamam mı? Model de aynı. Bana nasıldır diyorlar. Nasıldır? Ucuzdur kardeşim. Alırsın. Yeter sana, işine yeter. Yeter, ayrı mevzu. Gidiyorsun. Gelelim biz kendi makinamıza. Anlatalım makinamızı. Neler var? Kumaş baskı sertlik ayarı mevcut. Şu ön hazne çıkıyor. Çıkıyor derken sağa doğru açabiliyorsunuz. Buradan haznemiz açılıyor. Beyazın kirli bir beyazı, böyle griye çalan bir rengimiz var. Tam bir beyaz değil. Tam bir beyaz beklemeyin. Makine hafif böyle tonda, zaten gördüğünüz gibi masa beyaz. Bu böyle füme mi diyeyim? Valla renginize siz koyun ama hoş bir rengi var. Mor yakışmış. Beyazın üzerine mor seçmişler. Ben beğenmediğimi söylemiştim ama yan yana gelince hoşuma gitti. Ha, malzeme kalitesi nasıl? İşte diyebilirim. Yani işte diyebilirim ama bunun emsaline göre. Bunun orijinali, yani bunun orijinali anladınız. Bunun orijinali şu an Türkiye'de 35 bin lira. Bu kaç para? Şu an bu videoyu çektiğim tarihte dolar 34 lira, 17 bin, 18 bin lira falan. 18 olması lazım. 18 bin lira. Yarı yarıya fark ediyor kardeşim. Yarı yarıya fark ediyor. Devam edelim. Hani o kadar olur. Ama beğenmesem getirmem, öyle söyleyeyim. Bir tane tornavida, iğne tornavidası çıkıyor. Bir tane cımbız çıkıyor. Bak, cımbızı bile benzetmişler ya. Oğlum bunu bari birebir yapmayın lan. Allah Allah. Allah Allah. Ya bunu nasıl yapıyorlar anlamıyorum ama yapmışlar yani. Sonra yedek iğne var burada. Biz overlock iğnesi olarak EL kodlu Dotek ya da Shimetsu öneriyoruz. Bilginiz olsun. Bir tane temizleme fırçası var. Tamam mı? Hepsi burada. Yani onda ne varsa onda da var aslında. Yani bunu incelememe gerek yok. Onu izleyin desem okeyim. Tamam mı? Neyse. Bıçak iptali söz konusu. Bıçağımızı nasıl iptal ediyoruz? Sağa doğru buradan basıyoruz. Aşağı çeviriyoruz. Aynısı. Aynı makine çünkü. Klonlamış adamlar. Ulan Çinliler var ya. Kalitesini klonlayamazlar zaten, öyle söyleyeyim. Ama makineyi klonlamışlar kardeşim. Öyle söyleyeyim sana. Makineyi klonlamış adam yani. Ne diyordum ya? Bıçak iptali var. Serbest kol paça dikişi yok ama artı olarak bu kapak açıldığı zaman makine çalışmıyor. Bilginiz olsun. Bu kapaklar açık olduğu zaman makine emniyete alıyor kendini. Pedala bassanız da makineler çalışmıyor. Yani abi makine niye çalışmıyor derseniz bu sebepten çalışmıyor olabilir. Aldığınız zaman. Çünkü bunu böyle kapak emniyeti olan makinelerde yaşıyoruz biz. Genelde böyle problemler oluyor. Abi çalışmadı falan filan diyorlar. Kapağı kapatmamışlar ya da bir şey açık. Bu da siz iplik takarken elinizi yanlışlıkla pedala basarsınız, elinize falan bir zarar verirsiniz diye otomatik iptal ediliyor. Kumaş baskı sertlik ayarı var dedik. Şuradaki ayar buradaki kumaşa basıncın sertliğini ayarlıyor. Tamam mı? Makine ayak kaldırdığınız zaman tansiyonlar boşa çıkıyor. Bu mükemmel bir şey. İplik takarken kolaylık. Bu birçok overlock makinesinde yok. Söyleyemiyorum. Yani marka geçiremiyorum aslında. Bu yasak. Bu adam bunlara nasıl yaptı bilmiyorum ama beni ilgilendirmez. Ben kaliteyi buldum getirdim abi. Üzerine TUGİ yazdırdım. MK1919'a benim fikrimdi. Overlock getirdim. Model ismini söyledim. Yani ben verdirdim. Başka ne var burada? Burada büzgü ayarı var. İşte marullama yapsın yapmasın. Burada da adım ayarı var. Pardon, tam tersiymiş. Sizle muhabbet ederken. Bu adım ayarı. 4 milimetreye kadar adım atabiliyorsunuz. Bu da büzgü ayarı. Böyle marullamayı falan önlemek için. Makinede teknik verilere göre
Bıçak sağa sola alabiliyorsunuz buradan. Bir model de var ya. Yani yaklaşık 7 mm, 7,5 mm genişliğinde overlock çekebiliyorsunuz. Birazdan sesini de dinleyeceğiz ipliği takıp. Tamam mı? Sesinde videoya patlama gelebilir ama ben size ortalama şu makinenin sesine benziyor, şu makinenin sesine benziyor, şuna göre sessiz ya da sessiz değil diye söyleyeceğim. Yalana gerek yok yani. Mal övmeye gerek yok. Ama dikiş kalitesini daha önce gelen numunede test ettiğim için biliyorum. Ancak bize gelen numuneden plastik yapısı biraz daha farklı. Bu plastik rengi daha hoşuma gitti. Hani böyle daha tok duruyor. Gerçekten sevdim yani. Hani abartmıyorum. Gerçekten sevdim. Hani bilmediğimiz bir şey var mı diye bakıyorum. Yok, bilmediğimiz bir teknikleri yazmamışlar buraya. Yok, aynen. Ekstra bir şey yazmamışlar. Bunda iğne pozisyonlama var. Elektronik olduğu için çalıştırırken göstereceğim. Bir modele benziyor. Ulan nasıl yaptınız bunu? Şerefsizler ya. Yani ne dedik? Bıçak iptali var. Kumaş baskı sertlik ayarı var. Burada ekstra bir kesici kafada var. Ayağı kaldırdığınız zaman tansiyonlar boşa çıkıyor. Bu özellik var. 3 ip 4 ip çalışabiliyorsunuz. Bebe overlock'u yapabiliyorsunuz. Ama ne kadar kaliteli bebe overlock'u yapıyorsunuz onu da deneyeceğiz. Çünkü bunu klonladıklarında mikro diferansiyel sistemi var. Buna söyleyemiyorum. Yani bunun orijinalinde. Tamam mı? Bunun orijinalinde mikro diferansiyel sistemi var. Böyle 1,5 milimetrede 0,5 milimetre böyle bir çekiyor ip gibi. Ama bunda var mı bilmiyoruz. Ama çünkü o kaliteli. Bu bakacağız şimdi kalitesine. Bakacağız benim hoşuma gitti. Buradaki lüperlerin üstlerinde mesela sol iğne, sağ iğne, üst lüper, alt lüper diye hangi ipliğe hangisini takmanız gerektiğini gösteriyor. Turuncu olan yani aslında kırmızı. Buraya turuncu koymuşlar. Ulan ya. Kırmızı olan tamam mı? Kırmızı olan neymiş? Alt lüpermiş. Mavi olan üst lüpermiş. Sağ iğne yeşilmiş. Sol iğne sarıymış. Tamam mı? Sol iğne genelde dikişi diktiğiniz zaman bu dışarıdan görünen iplik var ya mesela. O iğnedir. Budur. 3 iplikte biliyorsunuz soldakini çıkartırsanız sağ ip iğne takarsanız dar olur. Sağdakini çıkartıp sola takarsanız iğnenizi geniş bir 3 iplik overlock olur. Şimdi makinenin zaten özelliklerini söyledik, saydık. Bir daha üzerinden geçip geyik yapmaya gerek yok. Ben biliyorum siz benim sohbetimi seviyorsunuz. Ben de konuşmayı seviyorum ama ben videoda konuştuğum kadar vallahi de billahi de tallahi de bak eşim dostumla konuşmuyorum. Yaptığım işten zevk aldığım için söyleyeyim. Yani konuşmuyorum. Videoda ekstra bir çenem açılıyor. Çünkü işimi de seviyorum. Ya düşünsene bir katalogda bir şey görüyorsun. Tesadüfen ithalatçıya atıyorum. Modeli buluyoruz. Model numunesi geliyor. Deniyoruz. Üstüne benim önerdiğim ismi. Çünkü MK1881, MK1923 satıyorduk TUGİ'de. Dedim araya bu gelsin. MK1919. Mükemmel. Mükemmel. MK1919 dedim olsun. MK'de Mustafa Kemal. Atatürk'ten geliyor. Benim oğlumun adı da Mustafa Kemal. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Bir de marka benim sanıyorlar. Ben sadece yol gösteriyorum. Benim getirin abi dediğimi getiriyorlar. Abi bu kötü dediğimi lafıma itibar edip getirmiyorlar. Bunu da dedik ben dedim beğendim. Hatta dedim yani ben dedim beğendim. Bu gelsin sadece bundan satayım. O da dedi ki öbür markalara dedi zarar vermemesi lazım. Ya bunun alıcısı ayrı. Çünkü niye biliyor musun? Cebinde 15-16 bin lira, 17 bin lira param varsa şu anki döviz kuruyla. Bundan başka alternatifin yok benim gözümde. Tamam mı? Yani ne altını al ne üstünü al. Borçtan harçtan değil. Al bunu bu seni idare eder abi. Evde terzilerini de yaparsın. Dikişini de dikersin. Ama paran varsa zaten bunu alma. Çünkü niye biliyor musun? Gırtlağına kadar dolu bir overlock makinesi bu. Gırtlağına kadar. Ama ne? Kalitesi rüştünü ispat etmemiş, düşük kalitede, orijinaline göre üretilmiş bir kopya. Bir Alman malı örnek veriyorum bir araba alıyorsun. Tamam mı? Mercedes. Tamam mı? Mercedes alıyorsun. 80 model, 70 model, 90 model. Yeni model Çin malı bir araba alıyorsun. Gırtlağına kadar ya. Yanından adam geçse hop diyor nereye gidiyorsun diyor. Neredeyse adamı tutacak kenara alacak çarpmamak için. Öyle teknolojisi gırtlak dolu arabalar üretiyorlar. Ama bakarsan o teneke.
Ya param varsa iyisini al. Ama nerede? Yeni bir Mercedes kaç para? Yani 8-10 milyon iyi bir S kasa Mercedes. Çinlinin gırtlağına kadar dolu. Belki o S Mercedes'te olmayan özellik var o Çin malı arabada. O kaç para? 1 milyon 300, 1 milyon 200. Niye? Üretim kalitesi, mühendislik, tecrübe, yıllarını vermiştik. Bunun orijinalinin yani kopyalanan firmanın geçmişi, bunun geçmişi ta gidiyorsun 1800'lere. Ya 200 yıldır adam bu işi yapıyor. Bu adam kaç yıldır yapıyor? Üretim oraya kaymış. Sermaye elini al. Lan ne anlatıyorum ben? Neyse. Tamam. Hadi bakalım şuna bir iplik takalım. Tekrardan birlikte olacağız. Şimdi gelelim dikiş testine. Ben ipliklerini taktım. Marka kapatmak zorundayım. Bu markayı gösteremem. Bakın bu orijinalinin cımbızı. Ne kadar kaliteli. Bu da benzerinin. Bak. Bak uçlarını görebilecek misiniz bilmiyorum da. Şöyle. Bak. Bu orijinal. Markasını kapattım. Bu da benzeri. Klonu. Bir de şuradan göstereyim. Hadi bunu geçtim. Bu Tugi MK1919'un tornavidası. Bu orijinalinin tornavidası bak. Plastik yapısı bile farklı. Siz anlamazsınız, ev hanımısınız ama elime aldığım zaman ben bunun daha kaliteli olduğunu anlayabiliyorum. Ama bizim zaten bu aynısı diye bir iddiamız yok. Sadece benzeri, o kasayı çok sevdiğimi biliyorsunuz. Beni takip edenler. Bunu görünce dedim ki ya bu olmalı. Anladın mı? Bir başkasına gitmemeli yani. Bunun benzerini de biz satmamız lazım. Çünkü çok hoştu. Tamam mı? Şöyle adımı ayarlı. Bu da ayarlı. Her şey ayarında. Her şey ayarında. İndirelim. İpliğimizin biri takılı, biri takılı değilmiş gibi. Delikanlı gibi sessiz çalışıyor. Tamam mı? Harbi diyorum sessiz çalışıyor. Ama ne kadar sessiz çalışır? Malzeme kalitesiyle alakalı. Çünkü bunun orijinali yıllarca sessiz çalışıyor. Kavgada mesela kavga edersin. İki tane tokada kimse bir şey olmaz. Ama oturup tabaktan akşama kadar döversin ne hale gelir onu bilmiyorum. Heh, makine şu an sessiz. Sadece motor sesi duyuyorum. Tamam mı? Sadece motor sesi duyuyorum. Kumaşı da gevşetmişiz lan. Yani orijinalle biraz benziyor. Biraz benziyor ama çok benzemiyor. Sesi güzel. Orijinalini andırıyor. En büyük özellikleri ne dedik? Türkçe. Türkçe kullanma kılavuzu. Ayak kaldırdığın zaman iplik tansiyonu. Bakın burada mesela diktiniz ya. Bak yukarıda kaldı. Basıyorsunuz. İçeri alıyorsunuz yine. Göremiyorsunuz gerçi de. Şöyle bak bastım. Bak elektronik pedal sistemi var bunda. Bir daha basıyorsun yukarı kaldırıyorsun önüne topuna. Yani şöyle bastığını varsayarsak. Bak aşağı diktin yukarıda ilmek bak. Tek tek ilmek attırabiliyorsun bak. Elektronik makinelerde bazen şey oluyor. Abi diyor Sevgo 8'de. Abi diyor basıyorum diyor. Durduruyorum diyor o anında durmuyor. Ya kardeşim elektronik devre var. Sen böyle böyle basıyorsun ya. Bak bu direkt motora gidiyor. Ama bu devre kartına gönderiyor. Devre kartına gidiyor ya mesela bak. Üst üste basıyorum bak. Şu an basıyorum algılamıyor. Çünkü devre kartı o kadar hızlı çalışmıyor. Böyle yaptığım zaman direkt motora cereyan veriyorum. Ama bunda devre kartı. Sevgo 8'de dikişe başlarken ya da elektronik Chicago, Bernina böyle pedala basıyor. Kaldırıyor, basıyor, kaldırıyor anında saniyede 2-3 defa. Abi uyum. Ya durun be kardeşim ya anladın. Doğanın kanununa aykırı. Yetişemiyor yani. Mevzu demek istediğim bu. Sesini duydunuz. Bunun çeşitli videolarını daha çekmeye ben devam edeceğim. Bilginiz olsun tamam mı? Çeşitli videolarını çekmeye devam edeceğim. Sesini duyduk. Çalışmasını duyduk. Oraya nasıl yansıdı bilmiyorum ama çok sesli bir makine değil. Genel kanım bu şekilde. Dikişini göstermedim. Ha, dikiş kalitesini lan
Tekrardan diktirelim, gösterelim size. Burada bu kot dikişi, arkası muazzam dikiyor. Bu da penye dikişi olacak. Penye de bakalım aynı yerde mi? Aynen bir de. Şu adamı biraz kısalım penye de. Şöyle koydu. Kumaş değiştirdim. Arkası böyle. Hani böyle. İşte penye de açarsınız ya. Burası da böyle. Gayet muazzam. He abi, çok kat dene diyebilirsiniz. Deneyelim. Mesela 4 kat bir penye. 4 kat bir penye deneyelim. Açalım. Bakın, tansiyonlarıyla oynamadım. 4 kat penye. Önü arkası. Bence benden geçen not aldı. Ha, orijinali gibi 10 numara falan filan diyemeyeceğim. O kadar da 10 numara değil. Bu da 4 katı. 2 2 4 katı dikiyor. Bir sıkıntı yok. Ortalık dağıldı. Fire kabı buraya geliyor zaten. Bunu biliyorsunuz, daha önce söylemiştim. Dikiş testini yaptık. Birkaç tane daha gösterdik. Geriye bir şey kaldı mı bilmiyorum. Ya mesai saatleri içerisinde çektiğim için videoyu, saat 10.30-11. Bu saatlerde arayan sorun oluyor. Sürekli video donmak zorunda kalıyor. Ben editliyorum sonradan ama yapacak bir şey yok. Bu da bizim işin cilvesi. Akşam çekeyim diyorum. Akşam da karanlık oluyor. O istediğim aydınlığı alamıyorum. İşte yeni gelini oyna demişler. Yerim dar demiş. Bir bahanem var yani, öyle söyleyeyim. Tugin'in dikiş makineleri da gelecek. Takipte kalın. Yani orta düzey kalitede. Ne diyoruz kardeşim? Bu makine kaliteli bir makinenin klonu. Aynı fabrika yapmıyor. Farklı bir fabrika yapıyor. Bizim hoşumuza gitti, biz getirelim dedik. O makinenin yarı fiyatına. Türkiye şartlarında. Yalana gerek yok. Şimdi ortalama $500 civarı bunun fiyatı. Biz bunu getirmeye niyet ettiğimiz zaman işte gümrük muhafız şeyi falan değişmemişti. Ortalama $450 falan para kendine satabilecektik. Ama bir gümrük ıvır zıvırı koydular. Üzerine işte $60-70 daha masraf bindi. Ya Türkiye böyle bir ülke, öyle söyleyeyim. Hani uygun dediğimiz kalitenin uygunu. Tamam mı? Kalitenin uygunu. O az önce gösterdiğim ve şuraya tekrar koyduğum overlocklarda, bu overlockta olan hiçbir özellik yok. Ne elektronik pedal, ne iğne pozisyonu. Tamam mı? Ne ayak kaldırdığın zaman tansiyonların boşa çıkması gibi 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 gibi. Ne de bu kaliteye sahip. Onların o fiyat olduğu yerde bu da bu fiyat maalesef. Ha şöyle söyleyeyim. TUGİ MK1881'e göre iyi. MK1923'e göre iyi. Ama Bernette B44'e göre iyi değil. Bakın, malzeme kalitesi. Makine şu an çalışıyor ama kaç yıl çalışır? Aman abi, ben evde yırtık söküp dikeceğim falan filan. Kötünün iyisi olsun. Bu. Bu kadar basit. TUGİ MK1919 incelemesi bu şekildeydi. Sipariş vermek isterseniz Trendyol dikiş mağazam Taşay Makine'den. Instagram Taşay Makine, YouTube, Facebook Taşay Makine'den bizi takip edebilirsiniz. Ben makineye güvendiğim için getirdim. Ha bir şey olursa da makinenin 2 yıl garantisi var. Kutusuna koy. İlinde servis yoksa kargola, ilinde servis varsa da götür, yaptır, tamir ettir. Tamam mı? Ben hoşuma gitti diye getirdim. Bu kadar söyleyeyim. Dediğim gibi birbirine benzer birçok overlock var. Ama bu onlara benzemiyor. O yüzden getirdik. Ben her zaman ne diyorum? Zaten burada olan bir şeyi buraya getirmem. Orada gördüğünüz 6 tane overlock zaten birbirine benziyor. 7.sini biz niye getirelim? Biz 9'a niye satalım? 10'a biz niye satalım? Sırf üzerine TUGİ bilmem ne yazıyor diye aynı overlock'u bizden niye alasın? Al sana farklı overlock. Bu yüzden bu overlock geldi. Satış kaygımız olsa onlardan bir tanesinin üzerine adımızı yazar öyle getirdik. Bu kadar söyleyeyim size. Sürecin o kadar içindeyim ki markayla alakam yok. Ama benim üzerimden fikrim alınarak getiriliyor ya. Herhalde beni de öyle tavlıyorlar. Hadi bakalım. Herkes kendine iyi baksın.